Milletvekilliği sınavı mı getirilse acaba ya? Mesela biraz daha arttıralım seviyeyi. 2 artı 2 kaç eder? 5 çarpı 7 kaç eder? Bir sayının %6'sı o sayının kaçı eder gibi. Çok da zor olan adeta üniversite sınavında sorulsa insanları bayağı bir zorlayacak sorulardan mı sorsak acaba? Ya da şunu demek gerekiyor. AK Parti'nin içinde niye böyle milletvekilleri var? Bu bir değil iki değil. Çok fazla var bunlardan. İnsanlar oy verirken en azından oy vereceği kişiyi biraz ölçüp tartmaz mı ya? Hadi eskiden olsa bu dediğim biraz sıkıntı olabilirdi. Çünkü insanlara ulaşman bayağı zordu o zamanlar. Nasıl tanıyacaksın ki? Milletvekili diye biri var orada. Sadece gazetelere veya radyolara verdiği demeçlerden biliyorsun ama şimdi sosyal medya diye bir şey var. Birine oy vermeden önce ki öncesinde de bol bol propagandasını görüyorsun seçim propagandasını. O aşamada bu kişilerin Twitter'ına, Facebook'una, Instagram'ına girip en azından bazı konularda neler düşündüğünün, ne derece eğitimli olduğunu falan mı baksak acaba? Evet biliyorum çok zor. Özellikle bazı kesimler için diyorum bunu müthiş zor. Ama yapsak mı? Kübra Parın programına ekonomi üzerine konuşması için, enflasyonlar üzerine konuşması için AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu çıktı. Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş %7'lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euroya yapılabilmektedir diye bir açıklama yaptı. Kübra Par burada basit bir matematik hatası olduğunu söylüyor. Adam yine dinlemiyor. Bu saçma formülünün doğru olduğu konusunda inatla baskılıyor. Bir de diyor ki benim Fransa'da tanıdıklarım arkadaşlarım var onlar söylüyor diyor. Fransa'da benim de tanıdıklarım arkadaşlarım var. Aile üyelerim var ve bu uzak akrabalar falan değil. Sık sık konuştuğumuz ablamlar eniştem orada ve düşünce yapısı olarak bak size yakın insanlar bunlar. Şöyle anlatayım. Bazılarınızın moralini bozacak ama Avrupa bizi kıskanmıyor. Fransa bizi asla kıskanmıyor. Daha da moralinizi bozacak ama kıskanmaktan da öte onlar size bize acıyorlar. Bu yaşam pahalılığında bunlar nasıl yaşayabiliyor diyorlar. Ki tek sorunlar da bunlar değil. Daha bunun gibi 150 milyon tane konu var. Artık hangi birisinden acıyacaklarını şaşırdılar. Avrupa'da %6, %7 enflasyon sayılarına çıkan ülkeler var mı? Var. Bunun hayat pahalılığına olan etkisi de %10. Elektrik fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları arttı. Bu genel dünya krizidir. Bizde arttığı gibi artmadı ama. Ayrıca birçok ülkede de devlet bu konularda destek çıkmaya başladı. İnsanlar yaşam kalitesinden ödün vermemek için. Bu sırada benim evime gelen elektrik faturası ne kadar peki? 1200 derece. 1200 liraya mesela düşünsene askeri ücretle yaşıyorum diyelim. 1200 lira sadece elektriğe veriyorum. Mükemmel bir şey değil mi lan? Ha ilkokul terk hacı emmim. Şimdi şey diyebilirsin mesela bak hani kazanıyoruz ki veriyoruz demek ki falan. Evet ya. Gitgide bu insanların böyle saçma sapan düşünceleri beni daha da yormaya başladı. Öyle hal aldı ki artık bu tarz podcastlere başlamadan önce duvar yumrukluyorum sinirden. Böyle saçma sapan insanlar nasıl devlet tırnak içinde büyüyor olabilir diye. Bir toplumun yönetiminde gerçekten bunlar mı pay sahibi? bu olmalı. Ben çok merak ediyorum ya bunu. Açık açık bir konuşun. Bizi bunlar yönetsin mi diyorsunuz gerçekten? Ya hangi siyasi görüş olursa olsun fark etmez. Nitelikli insanların başlarda olması gerekiyor. Tırnak içinde devlet büyüğü olması gerekiyor. Bir bu ki adamın ilk açıklaması da değil bu. Geçmişte de işte asgari ücretli sadece simit çay içerek geçinebilir tarzında konuşma yapıyordu. Böyle aşırı sevesim geliyordu kendisini bu yönteminden dolayı. Bu düşüncelerinden dolayı. Bir de Yeliz'imiz var. Erdoğan'ın eski atı. O da böyle böyle düşüncelerde bulunuyor ki onunki çok daha sık bu arada. Sırıtıyorlar resmen ve hatta insanlarla da dalga geçiyorlar. Bakın ben bu potansiyelle sizi yönetiyorum diyorlar. Görebiliyorsun ya alttan alttan o mesajı. Ve şöyle bir şey de var. Mesela son dönemlerde işte muhalefet seçim kazandı sanıyorlar. Hayır. Bunlar kaybediyor. Muhalefet de bunun farkında. O yüzden zaten kriz dönemlerinde açıklama yapmaktansa sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü diyorlar ki bunlar zaten kendi kendilerini bitirebiliyorlar. Yoksa kılıçların saçma sapan vaatileri var ortada tonla geziniyor zaten. Bunlarla gerçekten oy arttırabileceğini düşünüyor musunuz? Gerçi oy da arttırabildiği de şaibeli ama AK Parti 2013'ten sonra falan olması lazım. Sürekli bu tarz insanların kendilerinde yer edinmesini sağlıyor. Seçmesini çok azalttı. Tabii ki bu olaylar karşılıklı al gülüm ver gülüm olayıyla gelişiyor daha çok. Bu bölgeden bu kişi bize daha çok oy çıkarır mantığıyla ilerliyorlar ama devamında olacakları çok tahmin etmediler ya da karışmak istemediler. Çünkü uğraştıkları çok daha büyük Yemi Gemi büyüklüğünde işler vardı. Yerel bölgede diyelim ki oyları 50 bin arttı ama ülke çapında ise o kişiler oylarını 100 bin 200 bin düşürebiliyor çok rahat. Çünkü akıl karı değil. Şu an özellikle AK Parti seçmenin içine girdiğinde eğitimli insan yok lan neredeyse bitti. İlk zamanlarında vardı üniversite mezunları, profesörler, doktorlar. Şimdi ise sadece belli çıkarı varsa AK Partili oluyorlar. Üniversitelere bir giriyorsun AK Partili öğrenci yok lan. Varsa da tek tük sessiz sessiz kenarda takılıyor. Sıfıra o kadar yakınlar ki ve burada bahsettiğim üniversiteler de Boğaziçi, Ottu falan değil. Marmara lan. Marmara'da AK Partili öğrenci çok az. Kafa alıyor mu bunu? Kendi kendilerini kaybettirdiler. Devam etsinler. Çünkü başarılı olsalar politikalarında toplum için ayrı sıkıntı. Neler geleceğini biliyorsun. Böyle kaybettirmeye devam etsinler. Bu tarz deli saçması düşünceler aşırı rahatsız etse de bir yandan da hoşuma gidiyor. Çünkü kaybettiriyor. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Öpüyorum görüm hepinize